Hazır mıyız gençler? Bu arada 11'de bitiyor. Rebound yok. Tek hücum hakkınız var. 48 saniye de hakkınız yok. Belli bir süre hakkınız var. Onu ben karar vereceğim. Faulleri ben söyleyeceğim. Her şeyi ben karar vereceğim. Çünkü ben hakim. Hadi bakalım. Öyle acele verdim. Hızlı hızlı başlamak yok. Koyacaksın. Böyle yani 11-0 biter. Küçük çocuk değilsin sen. Koca herifsin. Birazcık sertlik ol. Vur biraz. Birazdan göreceksiniz.
bu hamle. Evet. Biraz dinleneyim mi? Dinlenmek yok. Böyle nefes alırken konuşacağız. Aferin. İkinizi de tebrik ediyorum. Yani bu sadece birazcık gençlere bir şeyler göstermek için yaptığımız şey. Hiçbir şeyin kanıtı değil tabii ki bu. Sen ondan daha iyi değilsin. O senden daha iyi. Bunu zaten böyle bir kanıtlanacak bir şey değil bu. Çünkü günden güne değişen bir şey. Bu çocukların özelinde 2 tane maçla 3 tane maçla olacak bir şey değil. Bir de basketbol birebir bir şey değil zaten. Takım halinde çok daha farklı olabilecek şeyler var. Çok daha farklı aksiyonlar var. O yüzden bu bir göstergelik. Bu sadece sizler için de eğlence olsun. Bir kardeşlerim için de küçük bir challenge olsun diye yaptığınız bir şeydi. İkisini de tebrik ediyorum. İnşallah bir şeyler öğretebilmişizdir. Küçük de olsa. Ama asıl cezanızı ben birazdan vereceğim. Gerçeklerle birazdan yüzleşeceksiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım hazırlarmış. Teselli hediyesini önce verelim. Kardeşim aynı suratın gibi şu an. Kıpkırmızı. Yani hatıradır. Antrenman sonuçta benim verdiğim kayıtlarda gösteriliyor. İkisi almanıza gerek yok. Kazanan kardeşime de o 13'lük attığım formayı vereyim. Gerçekten o. Valla? Evet. İnşallah sizin hayatınızda bir en ufacık bir şekilde bir katkımız olmuşsa ne mutlu bize, değil mi hocam? Aynen öyle. Olabildiğince elimizden geleni yaptık yani. Şimdi alalım bakalım teker teker sizin düşünceleriniz, duygu düşüncelerinizi, neler hissettiniz bir hafta? Buraya ilk başta çok uzak olduğu için gelmekte böyle bir fikir ayrılığı yaşıyordum. Böyle değer mi değmez mi diye. Gerçekten çok değdi. Yani çok vakit olmasa bile aşırı şey öğreniyorsunuz. Bence bir dahaki sene de eğer tekrar yapılırsa herkes katılmalı. Yani mesafe uzak olsa bile gerçekten yeni bir şeyler katıyor.
kendini geliştirmek isteyen herkese tavsiye ederim. Kanalda bence takipte kalın. Sebo abiyle yaptığımız antrenmanlar aslında böyle kolay gibi duruyor ama gerçekten zor. Yani hareket olarak belki çok koşmuyorsunuz, çok yorulmuyorsunuz ama hani orada ince dokunuşlar var. Çok kolay gözüken bir şeyin altında çok fazla şey var. Hani çok fazla tekrar yapıyoruz aslında. Videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama zorlayıcı gibi durmuyor ama gerçekten zorlayıcı. Altında yatan şeyleri gördüğünüz zaman günün sonunda çok geliştiğimi düşünüyorum. Sebo abiyle çalışmak için ben de çok uzaktan geldim. Çalışmak çok güzeldi, çok yorucuydu. Hem Sebo abiyle antrenman yapmak hem de Sebo abinin yaptığı antrenmanları tekrarlamak çok güzeldi. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Basketbolda bu kadar eksik olduğumu Sebo abi sayesinde fark ettim. Ve artık bunun üzerine daha fazla diyeceğim. Ben bir genç olarak alabildiğimin en fazlasını almaya çalıştım. Size tavsiyem. Siz de elinizden geldiğince en fazla verimi bu kanalda almaya çalışın.